Valla kontrolmatikte ne görüyorum? Bak gördüğümü çizeyim önce. Bir kere bir şey daha gördüm de. Benzetmelerle anlatayım ki yatırımcı neyin ne yaşadığını bilsin. Abi burada ne görüyorsunuz? Burası bir düşüş kanalı değil mi? Neyin düşüşü? 103'ten 350'ye yaptığı hareketin düşüş hareketi. Bu düşüş hareketini hangi Fibonacci'de bitirmiş? Altın Oran. 61.8'de bak. Oradan hı hı. tekrar kalkmış. Şimdi bak buradakini tahta yapıcısı burada da yapıyor ne yapacaksınız abi? Yani indiriyor adam. Dolayısıyla bak şimdi bak burada yaptığı 61.8'deki destek tutunmasını burada da yapmaya çalışıyor. Görüyor musunuz? Hı hı. Aynı zamanda da 377 günlük hareketli ortalaması var. Bu ne demek biliyor musun? E, kontrol matikte yanlış rakam telaffuz etmeyin mouse hatası yapmayalım. 202 198 destek bölgesi önemli mi ne? Bak. 202 198 destek bölgesi önemli. Peki burası kırılırsa ne olur? Bak onu da geçmiş yaşantısıyla anlatayım. Bak aynısı çünkü benziyor. Bak burayı kırarsa buradaki kanaldan kalkışma yapıyor. Şimdi o zaman hmm. biz ne diyoruz? 198 ve 202 e, kontrol matiğin önemli güçlü destek bölgesi. Buranın kırılması durumunda hareket 184'lere doğru bir miktar daha baskı alabilir. 184 ve 100, e, 202 bölgesi kırılmadıkça bir yukarı yönlü tepki aramak isteyebilir. Bu tepkinin yatırımcıları mutlu edebilecek ve veya kısa vadeli net bir getiri eğrisini tetikletebilmesi için de dikkat 215.80'nin üstünde kapanışları yapması lazım. 215.80'lerin üstünde kapanış yaparsam yine bak şuraya doğru bak buradaki gibi buradaki gibi burada şöyle bir 252 70'lere doğru 215 80'lerin üstünde bir tık daha güvenli bir tepki hareketi olabilir. Ancak kontrol matein yatırımcı kitlesinin gerçekten uzun vadeli bir yatırımcı olduğu, bu şirketin değerli bir şirket olduğunu bilerek çok fazla fiyatla ilgilenmiyorlarsa ama bir momentumun başlamasını bekliyorlarsa da onlara söyleyeceğim şey şu kısa vadeciler için 215.80 geçilirse 252'ye bir hareket başlar. Orta vadeciler için de 252.78 geçilmedikçe o istediğiniz hareket başlamaz. Geçildiği zaman başlar. Onu da bakın burada göstereyim. Geçiliyor, geri dönüyor, kompleks bir pullback yapıyor. Sonra yukarı yönlü bir momentuma kalkıyor. Dolayısıyla kontrolmatik 202, 198 ve 184'ler güçlü bir destek bölgesi olarak atıfta bulunabiliriz. <laughs> Yukarıda bir hareketin başlayabilmesi için 215.80'in üstünde 252 252.80'lere doğru bir ara tepki hareketi başlar. 252.80'in üstünde de kontrolmatik yatırımcısına şunu söyler. Beni bekledin artık semeresini yeme vaktin geldi. <laughs> 252-78 geçilmedikçe semere yemek değil sabır vakti.